Günaydın canlarım, günaydın. Günaydın. Sabah sabah kalktım, kahvemi içtim. Bugün nedense pek öyle havamda değilim. Evet, nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Sizin de halinizi, hatırınızı sorayım. Ay, ne yapacağımı şaşırdım. Evde dolanıp duruyor. Kahvemi içtim sabahtan beri. Şimdi de geçen Belgin gelmişti ya. Zeytin getirdiydi. Anne tatlandırdım dedi. Ama bakmamıştım da. Bugün niye böyleyim bilmem derler ya, bir eşref saati, eşek saati diye. Eşek saatlerinden biri herhalde. Kahvemi içtim. Kahvaltı yapsam mı? Yapsam mı? Güzel olmuş. Ekşisi çok geldi biraz. Şurada dursun da. Şunları bir kaldırayım bakayım ben. Makineye bir koyayım da. Ondan sonra kahvaltı yapacağım mı yapmayacağım mı bir düşünürüm. Hiç neşem yok bugün aslında. Niye öyle oldum ben anlamadım. Bir şey de yok. Keyifsiz de değilim. Hasta da değilim. Allah hayırlara çıkarsın. Aslında daha çok neşeli olmam lazım bugün. Havamda olmam lazım. Çünkü bugün... Miyavuş kedilerinde bağırışı. Bugün Mükü ile madrasana gideceğiz. Şimdi onu da arayayım birazdan. O ne alacak? Ben ne alacağım yanıma? Onları konuşayım. Öyle karar verdik. Gerçi onun alacakları belli de. Sabah sabah zil çaldım. O saatte kimse gelmez. Acaba Berlin mi dedim. Aşağıdan çaldım. Bastım buradan. Yukarısını açmadım tabii. Baktım hiç kimse yok. Herhalde yanlışlıkla oldu. Büyük ihtimalle öyle tahmin ettim çünkü. Dedim kesin bu yanlışlıkla oldu. Alayım sizi de şöyle. Ah bak, bu kıza da diyorum ki Berne her gün geliyor. Annem kaplarını unutma diyorum, gene unutuyor gidiyor. Gene unutmuş orada. Hayır, kendim bırakmadığım gibi başkasınınkini de istemiyor.
Bazı arkadaşlar da şey istemiş. Ev turu yapsana demiş. Kız ev turunu yaptım zaten de. Adrasan'dan gelince yaparım yine. Niye yapmayayım? Şimdi de kahvaltı yapsak mı yapmasak mı? Pek canım da istemiyor ama. Az bir şey yapayım yine ya. Ne yapalım? Allah la ilahe illallah Muhammeden Resulallah. Allah'ım sen sıkıntılarımızı hayırlara çıkar ya Rabbim. Sen hayırlara çıkar. Ya bunu da açacağım şimdi. Ne ya? Olur mu olur? Gazi demiş şey arkadaşlar bak lafı da unuttum hiç. Kafa gitti gene. Benim annem 80 yaşında diyen bir arkadaş var. Brokolisini yapıyor, her şeyini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sistek çeşit yemekle hani yetiniyorsunuz diye. Hayatım bu bir üşengeçlik değil. Biliyorsunuz ki ben Belgin'in yanındayken bütün yemekler ben yapıyordum. Salatasından, çorbasından yemeğine. Yemiyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha yiyebilsem yaparım. Yani yiyemiyorum tek başına. O kadar çeşidi yapıp da çöpe dökmektense hiç yapmam. Ve ben zaten çok çeşit de olsa bir tek çeşitle karnımı doyuyorum. Elimde değil. Bu yapı meselesi. Ne yapıyorum? Yemek yaptığım zaman gördüğünüz gibi videolarda Berlin'e götürüyorum. Çünkü en yakın o olduğu için. Ona veriyorum o geldiği zaman atılmasın diyerekten diye. Yoksa öyle avam şahan yiyecek gibi olsam neden yapmayayım? Ha, annenize tabii ki saygı duyuyorum o. Yiyebiliyorsa ne mutlu. Keşke ben de yiyebilsem. Ama dediğim gibi. Ben yiyemediğim için onun için ben hatta çok bile yapsam tek çeşit. Hazırlayayım bakayım da ondan sonra mükürü yaparım. Daha. Valizimizi de hazırlayacağız. Of of. Bakalım yumurta kaynasın da sizi öyle pişireyim ben. Çıkamayacağımız da 1,5 gün de bakalım. Herkes insanlar şaşırmış kendini, şaşırmış bir tuhaf olmuş. Menfaat dünyası. Kar dünyası. Evladım bile olsa yeri geldiği zaman onlar bile hiç. Herkes kendi işine göre. Kendi işine göre kendi hesabına oluyorsa iyi. Olmadı mı yok. Olmadı mı yok. Thank you.
Herkes ister özel olsun diye ama dün de şu camları sildim. Çift cammış. Arasında varmış. Uğraşıyorum camı siliyorum. İki gün oluyor. Bir buradan siliyorum, bir arkadan siliyorum. Bir buradan siliyorum, bir arkadan siliyorum. Anam şey yapmıyor. Bir hafif dalga var, geçmiyor. Şöyle cama baktım, çift cammış herhalde. Arasında kalan bir şey. Azıcık da Ebru'nun salçasından koyayım, ekmeğime sürerim. Çift cam olduğu için arada kalınca uğraştım ondan 10 dakika. Önünden arkasından sileceğim diye, önünden arkasından sileceğim diye. Yumurtamız kaynasın. Üff, çavamda da değilim ya. Neden bugün böyleyim anlamadım gitti. Bu da hayatta telefonun yanında durmaz. Kendisi görünce arasın. Yine yanında yoktu. Kahvaltı hazırlıyorum kendime, zordan yiyeceğim bakayım. Ha, ne yaptın, konuştun mu Lülü ile? Ne zaman şey yapacak? Ha, kesin bir şey demedi mi? Ha, tabii canım, mecbur. Ha evet. Şey, ne yapıyorsun şimdi? Ne alıyorsun sen oradan? Söyle bakayım bana. Çay, şeker. Hı. Yok hani söylüyorum. Hani ne alacaksın diye. Tamam alma gülüm, alacağım bir şey yok. Şimdi biz geç vakit orada olacağız. İki tane de ekmek alsak mı? Yani şimdi kış sezonu, oradakileri biliyorum. Geçen sene de kışın orada pek öyle şey olmuyordu. He? Ekmek gelir mi bakalım? İşte bizim buradan arabaya binişimiz de belli. İyi tamam, öyle yapalım o zaman. Tamam. Ha, iyi tamam, hadi gene haberleşiriz bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Çayını unutmaz hiç. Çayımı alayım diyor. Al çayını. Evet, yumurtamız da kaynamaya başladı. Sucuğumuzu da pişirelim. Gideyim şöyle, vallahi isteksiz de olsa karnımı gene bir doyurayım. Hep beraber yiyelim. Buyurun efendim. Afiyet olsun, hep beraber. Bugün hava bozuk, ben de bozuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamsız, gereksiz bir neden seçimde hayır olsun. Sıkıntı var ya, Allah hayırlara çıkarsın. Şöyle Ebru'cuğumun salçasından da ekmeğime süreyim. Sucuğun yağına banmadan olur mu? Olmaz. Bundan sonra kalkayım güzelce. Çamaşırlarım vardı, katlanacak. Üst üste çocuk odasına koyduydum. Yıkanınca katlayamadım. Damağım olmadı. Sonra hep beraber valizimizi de hazırlayalım. Onu aradım, sorduydum. Dün mü sordum? Dün sordum herhalde Azze abi. Azze abi dedim, orası tabii sahil olduğu için.
Havalar nasıl dedim orada dedim, ne getirelim? Tam değişken hava şimdi bu da. Sabahları, akşamları serin, gündüz normal dedim. Yani burası gibi. Bir tane kısa kollu mu götürsem diyorum. Ya da mevsimlik ince mi gündüz giymeye götürsem. Aman dur. Çamaşırlarımı falan kattım da. En son şu. Gerçi ben gezmeye dedim 2 gün önceden hazırlardım valizi. Dedim ya bugün iyi kalkmadım. Sağımdan da kalktım ama hayırlısı bakalım. Allah'ım gözüm doluyor. Kim gelecek? Dur ben yola gideceğim. Ya ben öylesine uğrayabilir belki de. Güven yok insanlara, güven yok. Yerisinden tut 70'ine kadar. Herkes şakal olmuş. Eskiden de o samimilik. Güven. Şimdi sağ gözden sol göze fayda yok. Herkes işine geldiği gibi. İşine yarıyorsan, iş menfaati varsa senden iyisi yok. Yaramıyorsan İstediğini aldıktan sonra tanımıyor bile seni. Görmüyor. Öyle bir devirdeyiz. Televizyonlarda bile baksana. Evlat bile acımıyor. Evlat bile acımıyor, evlat. Faydalıysan, yararlıysan iyi, değilsen aha. Doğal, kendi hayatımızda da hep bildiğimiz şeyler. Sıcak mı oldu içerisine? Çamaşır yıkamasını, çamaşır sermesini, gerçi elimizde yıkamıyoruz da. Çok severim, katlaması da ölüm geliyor. Herkesin var bir şeyi.
Ama mecbur katlayacağız. Bir posta yıkadıydım. Çocukların odasına koydum. Katlamadım kaldı. Bir posta daha yıkandı. O da orada. Şimdi mecbur katlayacak. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Adam olmayanları da ver ya Rabbi. Kalkayım şimdi toplayayım bir de çamaşırlarımı da katlayayım. Öğlen sonunda valizimi hazırlayayım. Hep beraber adres ana. Özlediniz mi bilmiyorum Şerif Hanım, Aziz abi. Of. İnsanın da neşesi olmayınca iş yapmak da zor geliyor. Zordan yapıyorsun yani. Zordan yapıyorsun, zordan. Öyle de böyle de maalesef yapılacak. Ayıya sormuşlar ki sen niye kalın? Kendi işimi kendim yapıyorum demiş. Ya şunları yanıma alabilirim büyük ihtimalle. Çok mu sıcak olur? Bunların bir torbincesi var. Onları mı alsam acaba? Neyse ben gene bunu alayım da. Şunları yanıma alırım. Kendi işimi kendim yapıyorum ya. Ah. İşte bu uzun yolda öldürüyor beni. Gerçi çok da uzun değil. 2 saatlik ama yine de olsun. Vallahi öldürüyor öldürüyor alıştım ben de ha. Sıkılıyor mıkılıyor ama alıştım. Alıştım alıştım. Alışmayacaksın da ne yapacaksın desene kız. Hayatta nelere alışmadık ki? Yani nelere alışmadık, nelere? Anam o kadar kalın ki ben de sanki şeyde kar yağan memlekette yaşıyormuşum gibi almışım bunu. Bunu nereden baksan 3 sene anam Antalya'da da giyilmez. Aşırı kalın bu da. Birkaç kere giydiydim. Aşırı sıcak tutuyor. Zeytin falan koysam mı bilmiyorum ki. İşte insan nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Keyifte olmayınca. Bazı arkadaşlar diyor, ne ütün olacak?
kişinin çamaşırı mı olacak deyip geçme. Oluyor işte, şimdi bunu giyiyorsun, yarın giymiyorsun. Olmaz olur mu, oluyor. Atıyorsun hemen kire. Ya hemen kire atıyorsun, kire. Ondan sonra da bir kahve içeyim. İlla siyah olacak, illa. Şu rengarenkleri de aldım, giyiyorum da kızlar. Zorla aldım işte, renkli olsun, hep siyah, hep siyah diye. İndirim, indirim, çok indirim. Anca öyle lafta indirim. Git gör bak, hepsi ateş pahası. El yakıyor, el. Bir ayda tüpele 3 kere zam gelir mi? Gelir. Geliyormuş demek ki. Ondan sonra etiketlerde, şeylerde indirim. Aldın indirimi. İndirimi kim kaybetmiş de biz bulacağız. Ateş bastı geçenlerde, yazlıklar da ortada değil ya. Şunu giyivermiştim. Bir de kahve içeyim şimdi, bunları yerleştireyim. Ondan sonra ne yapayım, bazı arkadaşlar da demiş şey yapsana diye. Belginlerde yaptın sabahtan hani akşama kadar evde, ne kız ne yaptın, onları mı çekeyim mi be? Aa, bugün ne oluyor bana ya? Bana bir şey oluyor, dürteleyin, kendine gel deyin kız. Aa. En iyisi ben bunları hiç yerleştirmeden kahveciğimi içeyim. Ne güzel kokuyor çamaşırım. Kalkayım ben bir kahve yapayım, en iyisi kendime. Kahveyi içtim, çamaşırları yerleştirdikten sonra, kahvemi içtikten sonra kanepenin üstünde uyumuş kalmışım. Saatte bayağı ilerlemiş. Of, valize hazırlayacağız artık yavaş yavaş. Yolculuk. Burada vallahi 2 günlüğüne böyle eziyetli oluyor da. İnşallah seneye uzun vadeli. Bismillahirrahmanirrahim. Terlik de alayım. Terlikleri alta koyayım bari. Terlik giyer miyim orada? Giyerim herhalde. Bunları hiç giymemiştim daha. Şimdi ne alacağımı da şaşırdım. Şunları şöyle bir alta koyayım. Bunları böyle alta bir koyduk. Of of. Yazlık götürsen olmuyor, kışlık götürsen olmuyor, onu götür olmuyor, bunu götür olmuyor. Eşofman mı giysem giderken, ne yapsam anlamadım ki. Of.
Ben böyle bakıyorum, altta koyuyorum. Ay o mavi eşofmanları mı? Çok kalın, onları alacaktım da vazgeçtim. Şunları alayım dedim. Şunları diyorum, şu avokadolar giderken giysem mi acaba? Yoksa pantolon mu giysem? Karar veremedim ki ne yapacağımı. Şöyle 3 tane tişört alayım dedim. Avokadolları giyersem bunları yanıma alacağım. Şöyle modemimiz tabii ki vazgeçilmez. Onu hep yanımda taşıyorum. Şunu alacağım. Kendime duştan sonra bir tane küçük havlu. Kağıt peçetemiz. Akşam serin olur dedi. Kumlucadan alacaklar büyük ihtimalle bizi onlar. Adrasan kavşağında inmeyeceğiz. Bunu elime alırım artık. Akşamları serin oluyor dediler. En son bilgisayarım kalıyor. Büyük ihtimalle ya bunu giyerim fikir değiştirmezse ya da bir pantolon takar geçerim. Modem içinde, terlik içinde, havlum içinde, havlu peçet şey, el havlusu içinde, kağıt havlu içinde, modem içinde iki kere saydık. Aklımıza gelirse koyarız. Şimdi Mükü'den haber bekleyeceğiz. Alo, ben geliyorum diyecek. Saatimiz belli değil. Neden diye soracak olursanız saati işte kaçta gelirse kızı Filiz annesini alacak hemen. O hazır vaziyette olacak. Gelecekler beni alacaklar. Otogara bırakacaklar. Ondan sonra hayırlı yolculuklar hep beraber. Tamam dur o zamana kadar çene yaparız da abisi. Tamam burası tamam. Kendi giyeceğimi de karar veririm çıkacağım zaman. Kız başka krem krem. Pek de sürmüyorum. Öyle alıyorum da hiç eskiden ne sürürdüm ne sürürdüm. Ne kokoştum ne kokoştum. Şimdi hiç içimden gelmiyor. Neyse çantama atıveririm ya. Ne yapayım çantamda gerçi var da. Çantama attırıveririz bir tane. Oh, o şimdi serin serin buz gibidir oraları böyle bir sahilleri yürürüz, gireriz. Vallahi öyle demeyin ha, oturdum kaldım burada da. İnsana yani illaki şey olması şart değil. Yaz tatili olması şart değil. Ben zaten biliyorsunuz öyle aman aman denize de çok aşırı giren birisi değilim ben. Hani sevmiyorum öyle. Sahilde oturmayı seviyorum. Ama sessizlik, sakinlik ay insana öyle bir huzur veriyor ki ay ruhu dinleniyor. Resmen mesela ben sahilde böyle sıcak olmayacak oturacağım. Dalgaların sesini dinleyeceğim. Ay öyle bir huzur veriyor ki bana sormayın. Şimdi iki gün şöyle bir kafa dinleyelim. Gerçi Şerife de zeytinyağı, meytinyağı diyordu. Seni bir yerlere götüreceğim diyordu da bilmiyoruz. Bakalım gidince hep beraber göreceğim ben de sizinle. Gördüğünüz gibi hazırlandık. 5 dakika oluyor Mükü aradı. Yani iş yerinden çıkmış. 15 dakika sonra oradayız dedi. Sen de hazır ol dedi. Tamam dedim ben de. Valizimizin ağzını kapattık. Eşofman giyecektim. Sonradan vazgeçtim. Dedim hadi pantolonla giyeyim. O arada onunla konuşmadan Şerifeciğimle konuştum. Hani ne zaman geliyorsunuz dedi. Dedim vallahi şimdi seninle konuştuktan sonra döneceğim o tarafa. İş yerinden biraz erken çıkarsa dedim ben çıkabilirim de demiş. İş durumuna bağlı tabii ki yeğeni. Biz dedim otobüse bindiğimiz zaman alo diyeceğim. Ondan sonra tekrar dedim haberleşiriz. Hani şu saat arabasına bindik diye. Dedim Kumluca'ya da mı inelim dedim ben. Onlar başta öyle bir şey vardı. Ondan sonra Sapak'ta ineceğiz herhalde. Sapak'tan gelip alacaklar. Ondan sonra hep beraber doğa apartlarına. Evet arkadaşlar.
3 ay alıyor, mola verdik. İlla ki bu tarafa giderken Kaş yolcuları için. Aslında bizim bir 15 dakikalık kaldı yolumuz ama Kaş yolcuları da olduğu için ki illa ki burada molayı veriyor. Bir de çayımızı aldı geliyor. Koy şuraya gülüm, koy. Evet, çok az biz şeyimiz kaldı. Yolumuz kaldı ama mecburen buradan olabiliriz. Çantayı şuraya bırakıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Şurada, şurada 6 lira içiyorsun. Evet, şu an bindik arabamıza, yolculuğumuza devam. Küçük bir kaza geçirdik. Kamerayı düşürdük. İnşallah. Şu an bir sıkıntı yok. İnşallah da olmaz. Aynen. Sen tamam, anlaştık. Sen Alanya tarafındasın herhalde. Neredesin? Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi yerleşiyoruz. Sen de gün var yanda? Yoğunlardan köye bıraktım. Valla. Yoksa ya. Yok, o bayanlar vardı ya. İki kişi Fatih Hanım gibi. Onlara almaya gittim. Tamam, söyleyeceğiz abla. Koymuşlar bavulunu. Bak sana ne getirdim ne? Bak poşetleri atma. Oh 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 oh. Dur. Var mı şey? Var mı? Var. Dur. Kahvaltılıklarımız var. Poşetleri yırtmadan aç abla. Lazım olabilir yani bize. Evet, artık geldik. Vallahi çok fazla bir şey alışveriş yapıyorduk. Evden koyduk, yemeden de gidiyoruz. Yalan mı? Evdekiler sapan yeter bize. Hayır hayır, buraya geldiğimizde yapıyorduk ya. Aynen. Al işte bak, gelmiyor. Bu kıyma, bu bir sabahlık, bu da bir sabahlık. Yeter. Bak, bu da var. Bak, çözülmedi. Çay var. Ben kahve de getirdim. Sen kahve mi getirdin? Ha, bunlar düzdür ablam, dışarıda dursun da. Aşağı koyunlar. Aşağıda çözülsünler. Nerede şimdi? Şey? Aşağı koy. Dolabın altı koy. Ama yarın sabah çözülür. Çözülür, çözülür. Sabah çözülür mü? Çözülür, alt tarafına koy. Çözülür onlar. Sen kahvaltılık seviyorsun ya, sana yeşil biber getirdim. Oo, ben hatta şey... Közlemeliye. Marul, maydanozla şey getirdim. Marul. Eli olsun, ona sana kalsın. Tıkış tıkış koydum zaten şeye. Sana turşu getirdim. Oh, ellerine sağlık. Hele şu, bunu burada açacağız. Islak mı? Islak, ben şunları nereye koyayım? Şu an çıkmış yıkıyorum. Kahvaltıda sabah. Patlıcan her sesi. İyi, yardım kavur şöyle. Pişik zaten. Domates sos, zeytin. Acı biberler? Hayır ablam, değil. Ha, peynir de ver. Tamam işte, özür oluyor da ne yapacağım? Da gelin kahve. Ekmekler dışarıda mı dursun? Dışarıda dursun. Zaten şey desene. Şöyle poşetle. Alabiliriz. Kendime de kahve çıkardım. Şimdi içeri domates aldık buradan. Kıyımız. Artık yarın sıcağı alamadılar. Nasıl? Senin evde klima, anlamıyor musun sen? Ben hiç anlamam. Ben hiç yapmadım ki. Sıcak iyi, soğuk hiç yapmadım. Ben de anlamam. Kızlardan biri çağırdım da gelin dedim, klimaları dedim. Ayarlarını şey yapın. Aynen işte. Şimdi. Efe'ye dedim, bugün tamam anne yaparım dedi, o da kaldı gene. O da kaldı. Evet. Aslında sıcağı getireceğim diyorlar. Öyle ben nasıl güneş yapacağım da? Ha işte beceremiyoruz biz. Bir denesek mi acaba? Bir de bakalım. Yok canım. Aç. Şunu aç. Güneşte. 30'a getir o zaman onu. 18'e 30'a getir. Sence bu güneş değil mi gülüm? Güneş değil mi? Güneş tamam işte. 30'a getirdim, 30'a şaşıracak üfler herhalde. Dur, biz bakarız şey bakalım, bir çalışsın. Tabii ya buz gibi yaparız, ya da şey yaparız. Aynen. Bak, ya da ısıtırız. Aynen, kapatırız abla. Şöyle neyse, şimdi üstümüzü değiştirelim bakalım. Ondan sonra rahat rahat oturalım. Yerleşelim. Evet, kadın leoparları giymiş. Bak, bak. Üst kere pijamalarımızı. Evet. Pijamalarımızı giydik. Hakikaten burası serin. Tabii, burası gerçekten serin. Üstümüzü değiştirdik. Aziz abi bizimle geldi. O da bilmiyormuş bunu sıcağı almaya. Yeğenini aradı. O da bir saat sonra gelirim dedi.
Neyse gerek yok artık, yarın gel dedik. Yarın gel. Şimdi saat kaç zaten? Biraz çok... yorganın altına giriveririz. Hiç yorganın altına giriveririz. Donmayız ya, aynen. Bak polarlarımızı giydik. Hiç o da bilmiyormuş. Dedik bir saat sonra gelecek. Belki dedik yatarız, uyuruz. Onun için azab dedim kalsın sonra, yani sağ olsun. Yeğenin işi varmış, gelecek de onun için bir saat sonra geliriz dedi. Bakalım yarın nereleri gezeceğiz? Ay gelirken arabadanlar bitti ya, portakallar, mandalinalar, turuncu. Hepsi üstünde görüntü var ya, karanlıkta bile çok güzel bir görüntü vardı. İnşallah yarın yine böyle nerelere gideceğiz, çevreleri gezeceğiz. Bilmiyorum, Şerife'nin bir sözü vardı ama o da herhalde askıda kaldı. Herhalde şey çekmiş. Toplamıyorlarmış. Ben bilmiyorum nereye gideceğini de. Bir de beni götüreceği yere zeytinyağı yapılan gibi bir şeydi. Evet. Tam anlamıyorum. Bilmiyorum da yanlış konuşmayayım. Oraya gideriz demişti ama şu an dedi vallahi bir şey olmuş, ertelenmiş kaldı. Ama sağlık olsun be. Aynen. Evet. Bir dahaki sefere. Yani bir dahaki sefere inşallah daha farklı yerlere gideriz biz de. Ne yapalım? Kaçalım gidelim artık. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.